Evet, BMW standındayız. BMW standı dev gibi ve burada dünya lansmanını yaptıkları bir motor var. S1000XR. S1000R'ın motor bloğunu, yarış bloğunu almışlar ve böyle bir macera motoru yapmışlar. Herkes bununla ilgileniyor. Herkes bir yerine bir parmak atıyor. Görüldüğü üzere bazı kısımlarda böyle tuhaf plastik parçalar var. Biraz mat, biraz da böyle plastik kokuyor ama tabii karbon aksesuarı çok her zamanki gibi. İstenirse bunları komple böyle karbona da çevirebiliyorsunuz. Carbonara gibi oluyor o zaman. Şimdi şunu söylememiz lazım. Farklı farklı opsiyonlarını sunmuşlar. Alçak sele, yüksek sele, kalın sele, çeşit çeşit. 160 beygir. 220 kilo civarında bir şeyler. Ve 200 kilometre üzerinde sürat yapar yazmışlar. Şimdi 160 beygir bayağı hızlı gidiyor olması lazım herifin. Bayağı hızlı gidiyor olması lazım. İşte camı çerçevesi iniyor kalkıyor her zamanki gibi. Çantaları mantaları bağlayıp hızlı seyahat yapmak isteyenler hedeflendi diyorlar BMW'den. R1200GS vesairenin zaten satış rakamları çok iyi olduğu için demişler ki bir de hani farklı bir opsiyon sunalım. S1000R motor bloğuyla yapılmış yarış motoru, yarış motoruyla yapılmış gezi motorları çok moda şu ara. Biz de bir tane yapalım demişler. İşte bunu yapmışlar. Gördüğünüz gibi insanlar üzerinden inemiyor, inemiyor. Bir bindin mi bir daha inemiyorsun. BMW işte. Bavyera'nın sağa solu belli olur mu? 2011'de çıktığından beri ortalığı kasıp kavuran BMW'nin S1000R yarış motoru gene değişti. Evet, gene makyajlandı. 2 senede bir makyaj, şöyle bir gözüne sürme bir şey yapıyorlar muhakkak. Gene yaptılar 2014'te. Şekli şemali değişti. Hafif bir şasi geometrisinde oynama varmış. Ne olduğunu tam olarak öğrenemedik hala. Fakat şu kadarını söyleyelim. 204 kilo. İddiaya göre crankta 199 beygir ve tabii ki çok 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 süratler. Ancak en çok muzdarip olunan amortisör konusuyla ilgili net bir bilgi alamadık. Gene Sachs'ın o tuhaf kaya amortisörleri mi var yoksa birazcık değiştirildi mi onlar, onu bilmiyoruz. Bu asimetrik tasarımlı karenaj işte vesaire devam. Gösterge tablosunu değiştirmişler. Biraz daha güzelleşmiş. Daha okunur bir devir saati olmuş. En azından hani 4, 8, 12 bin devirler bir kocaman gözüküyor. Ekran değişmiş. Biraz daha şık olmuş oralar. Buna mukabil gene o çok hoşlanamadığımız plastikler burada. O böyle mat. Böyle biraz sanki ne bileyim hani çok da böyle birinci sınıf gibi durmayan plastikler gene burada. Onlardan çok hoşlanamıyoruz. Ama yoksa elbette deli köpek gittiğine eminim. Hatta şurada da aksesuarlı ve rengarenk olanı var. Buyurun bakalım. Bu lüks versiyonu, bunda elektronik olarak amortisörün de ayarlarını değiştirebiliyorsun. Bak, görüyor musun amortisör kafalarını? Bak buradan fidi fidi, bik 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 modunu değiştirdin. Hani ESA vardı ya, Enduro Suspension bir şey, Electronic Suspension Adjustment ha. İşte o dalga metreden buna da koymuşlar. Burada da böyle pıs 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 ayarlıyorsun amortisörleri. Tabii ki çok bundan memnun olacak sokak sürücüleri olur. Bundan memnun kalmayacak pist yarışçılarımız da olur. Çünkü pist yarışçısı zaten bu amortisörleri kullanmıyor. Onlar direkt söküyorlar. Güzel öhlinizi bağlıyorlar. O zaman gazlıyorlar. Bu daha çok yani senin benim gibi ölümlülerin, sokakta kullanacak adamların amortisörü elektronik olarak da ayarlanabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi yeni S1000R 2015 versiyonu BMW standında EICMA'da böyle herkes bakıyor. O amortisöre bak. Makaslı. Şarjlı. Type 255. 1939'da en hızlı motosiklet. B
BMW standında enteresan bir başka konu var. C600 skuterin elektriklisi. Şimdi bu aletin özelliği şu. 100 kilometrede menzil sunuyor ve 100 kilometreyi giderken normalde eğer gazı hafif açıp da böyle tırım tırım takılırsan sakin sakin 15 beygirlik bir motor var. Fakat çok yüksek torklu bir motor var. Biliyorsunuz elektrik motorlarında tork sıfır devirden itibaren çok yüksek geliyor. Dolayısıyla çekiş gayet güzel. Zaten o çekişe ihtiyaç var. Çünkü içi komple pil batarya. Böyle olunca da tabii ki ağırlık biraz yüksek. 265 kilo her şey dahil toplam ağırlığı. Henüz fiyatını öğrenemedik. Ne zaman piyasaya çıkacak o da pek belli değil gibi. Avrupa'nın yollarında bol bol elektrikli skuter göreceğiz. Takım farklılıklar da var EICMA motosiklet şovunda gezince bunları görüyorsun. Mesela BMW standında ne kadar kel adam varsa Ducati standında o kadar çok saçı uzun adam var. Buradaki müşteri biraz daha fazla parfüm kokuyor bak. Yani daha şekil, daha dayneze. BMW standında hep böyle mavi beyaz gömlekli, suratsız, saçı az tipler dolaşıyordu. Burada daha böyle biraz daha şekilli saçım. Bizim saçlar biraz Amerikan kestirdim falan. Öyle bir fark da var yani. Direkt zaten müşteri kitlesinin farkını burada görüyorsun abi. Burada adam böyle tutku falan diye. Oradaki daha bir güvenlik ve suratsızız falan var. Yani o fark hemen belli oluyor abi. Buyur bak. Şimdi bir de EICMA'da Multistrada'nın yenisi var. Böyle şekli şemali biraz değişmiş görüldüğü üzere. Sırf şekilde şemal de değil, motor bloğunda da bir takım değişiklikler var. Ya tabii ki her zaman gibi güç geliyor. Daha az tüketim sözü veriliyor. Daha iyi gidiş, daha az yakış. Müthiş sözler bunlar. Umarız Ducati Multistrada'nın yenisiyle 2015 versiyonuyla bütün bu sözleri yerine getirebilir. Ama hakikaten gene Ducati yapmış ya. Good evening, everybody, and welcome here in EICMA. My name is Paolo Quattrino, and I'm the head of product management of Ducati. We are here in front of the new Multistrada 1200 that we present here in EICMA. The model is completely new, 100% new compared to the previous Multistrada. And after 5 years of life cycle, the Multistrada 1200 is completely new. New is the engine, because the Multistrada 1200 is powered by the new Testa Stretta DVT engine that for the first time in motorcycle sector offer an engine with a double continuous cam phaser that optimize the torque, the power and the smoothness of the engine at any engine speed. Evet abi, gazetesi çıkmış, yazıyor. Scrambler çıkmış. Bak, Ducati'nin Scrambler'ı, bu klasik olan versiyonu, tahminimce en çok satacak versiyonlardan bir tanesi bu. Hakikaten o böyle hep dalga geçtiğimiz, kinaye ile böyle birazcık ha ha hi 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 yaptığımız o hipster'ın dostu Ducati'nin Scrambler'ı. Çok hızlı gitme iddiası olmayan klasik bir motosiklet. Hakikaten çok şık. Herif yani. İtalyanlar şıklık işini biliyorlar. Aradan geçiyor olabilirler habire. Ama şıklar hakikaten. Motor da çok şık. Baksana. Müthiş. Gazetesini yapmış. Gazetede 1001 versiyonu var. Artık herkes kişiselleştirme peşinde ya motorunu. O yüzden sen ne versiyon seviyorsan ona göre bir versiyon alıyorsun. Bak. Böyle çeşit çeşit model model var. Hadi öbür modellere bakalım. Gel bak gel. Diğerine göre bir takım farklar var. Bunun ismi Urban Enduro. Yani şehirli Enduro. Öyle çok arhur uçmaya kaçmaya değil de birazcık araziye girebilecek bir motor yapmış. Ön çamurluğu yüksek tutmuş. Sanırım arka amortisörü de biraz uzatabiliyorsun. Sel aynı gibi, gidon aynı gibi. Çok bir oralarda fark yok. Fark kocaman oluyor burada. Büyük fark.
farklı bir versiyon ama normalde şasi motor bloğu aynı gibi. Yani gene aynı 75 beygirlik blok üzerinde bunun. Burada da Scrambler'ın full throttle yani tam gaz versiyonu var. Abi full throttle'da biraz daha sele farklı. Gidon aşağıya inmiş. Jantlar burada döküm. Gene aynı lastikler var. Gene MT60 RS Corsa. Yani gene 17 inç lastiğimiz var. Ve fakat şöyle bir şey var. Burada öykünülen böyle olan şu tam bizim yansıtıyor denilen hikaye track yarışları. Yani Amerika'daki oval pistte o hipodrom at yarışlarından gelme pistlerde yapılan o yampiri yampiri dönülen yarışlara bir öykünme var. Buradaki iş tabii değişen seleyle, değişen gidonla biraz daha spor bir oturuş pozisyonu kazanılmış. Böyle bir makine. Ya bu Scrambler'lardan bir tane biz de alırız galiba ya. Baksana şekli çok güzel. Bir sakalım eksik. Bir de eve hi-fi falan kurdum mu tamam ben de hipster olacağım ya. Ne yapayım? Üşüdün mü? İstersen benim eve gidelim Cihangir'de. Bir şarap içeriz sıcak. Assassin's Creed oynuyor musun? Ben bayılıyorum ya. Dün akşam çok oynamışım. Gene ajansa geç kaldım. Yeni bir müzik sistemi aldım. Aklın uçar yani öyle böyle değil. Yıkılıyor. Bütün maaşımı ona yatırdım. Hi-Fi harika bir şey. Ducati Scrambler'ın bir sürü versiyonu var dedik. Bu da ikon versiyonu ama gene customize böyle personalize edilmiş. Egzozu değiştirmişler. Normalde ikon versiyonunda buradan sabit tek egzoz çıkıyordu. Bu Scrambler egzozu böyle üstten geçen bir egzoz yapmışlar. Sanki araziye birazcık girecekmiş gibi. Yani neyse gazeteyi atalım. Abi bak şimdi. Mal bu. Oturuş tamam mı? Gayet rahat. Bunun biraz daha yüksek gidonlusu var. Biraz daha alçak gidonlusu var. Hani ayaklık pozisyonu ve gidon değişimiyle tamamen sürüşün karakteri değişiyor. Ha mal. Mal güzel ya. Gösterge tablosu falan çok şekil yani. Baksana. Hani bassam çalışacak yani falan. Çok güzel motor. Çok şekil yapmış. Bu sene hipster olmak var. Şimdi Ducati Scrambler'ın ürün müdürü Rolo Canosa ile beraberiz. Kendisi anlatıyor. Buyurun. Good morning guys. I'm Rocco Canosa, the product manager of the Scrambler. This is a new brand unit that we created here in Ducati, and for the scope, the scope that follow us for the Scrambler is to build a completely new brand, not just a product. For this reason, we are there with this container, yellow container, and the family, completely full family with four versions: the Icon, the Urban Enduro, the Full Throttle, and the Classic. This is a new world. It's a world of expressing yourself, and it's very real and trendy now in the motorcycle market. So let's enjoy and see us at our Scrambler Ducati showroom. Okay. Gösterge tablosu acayip olmuş usta. Böyle renkli küçük bir iPad var orada. Öyle baksana yani hani bir şeyler, düğmeler, ride rail'ler, burada bir düğmeler var aklın uçar. Bluetooth'la bağlantılar. Artık yaz dök. Göstergenin dışında bu kumanda düğmelerinin altında ışık var. Etrafından aydınlatma var. Var da var, her şey var. Bak bak buradan hop öyle falan. Hop. Aa ya ne haber? Artı bu D-Air versiyonu. Sanırım bu Dainese'nin bir tane yeleği var ya. Paf diye şişiyor. Onunla direkt bağlantı hali falan. Kaza durumunda paf diye şişecek. Başına bir iş gelmeyecek. Böyle özellikler çok müthiş. Geçen seferkine hasta olmuştuk. Yine bayılacağız herhalde. Evet elektronik kontrollü amortisörü vesairesi. Her şey üzerinde. Ben çok beğendim. Aklım gitti. Hani para için ruhunu şeytana satmak diye bir tabir var ya. İnsan o hale gelebilir. Hatta gücün karanlık tarafına geçebilir.